Fier of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this Caballero? The Emperor of the Far West, when he begins his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il a pas peur de personne. Red Kit, Red Kit'le tanışıyor. Kaçmasına izin vermeyin. Elmer Roth'un yine saldırdı. Kaçıyor. Saldırı Gölü şehri, Büyük Soygun Nehri ve Sarmaşık Kanyonu'na giden 13 numaralı tren kalkmak üzeredir. Herkes binsin. Çekilin önünden, trene yetişmem lazım. Neler oluyor? Bunu bırakırsam doğruca hapse girerim. Elveda medeniyet. Ben şimdi taşraya kaçıyorum. O treni durdurmalısın. Üzgünüm, tren vahşi batıya gidene dek durmaz. Yakalamak istiyorsanız sonraki tren yakında kalkıyor. Bir hafta sonra. Elmer Roth'un vahşi batıda. O yılanlar ve akbabaların yanında kendini evinde hissedecektir. Bir tane 150, iki tane 250 ve üç tane 300. Domuz avcılığı eskisi gibi karlı değil Lester. Haklısın. Kokarcaya mı dönsek acaba? Hey! Sessiz olun. Konsantre olmam gerek. İzleyin. Şimdi müthiş bir numara yapacağım. Hayır hayır dur, numara daha bitmedi. Kimsin sen? Ne istiyorsun? Ben muhteşem Vodka Martini, Rus sihirbaz. 10 dolara paranızı ikiye katlarım. 10 dolar mı? Bunu görmem gerek. Hayır, gözünüzü kapatın. Numaramı gözetleyen son adam dev bir ağaç kakana dönüştü. Hokus pokus, gözetlemek yok. Abrakadabra. Bu kesinlikle kunduz avcılığından çok daha iyi. Artık gözlerimizi açabilir miyiz? Burada çok eğleneceğim. Vahşi batı olması çok kötü. Doğadan nefret ederim. Merhaba evlat, ben Doktor Dikey, gezgin dişçi. O lollipopu incelemem lazım. Son durak, Sarmaşık Kanyonu. Parlak kırmızı bir gömlek giyiyordu ve tuhaf bir aksanı vardı. Silindir şapka takan tam bir centilmendi. Affedersiniz, iyi bir otel arıyorum. Sokağın sonundaki cümbüş mekanına bir bak. Cümbüş mekanı mı? Bu adı sevdim. Düşük kalitenin yüksek ücretle buluştuğu cümbüş mekanına hoş geldiniz. Bana 100 dolar ver. Çok iyiydi. Seyyar satıcı ve Billy Goat'un hikayesini bilir misin acaba? Ben Pinkerton dedektiflik bürosundan Horace Backside. Bu bölgede bir kalpazan var. Paranızı korumam gerekiyor. Bu sahte. Bunu delil olarak alıyorum. Yani beni dolandırmışlar mı? Evet, kesinlikle. Soruşturmamı bitirene kadar bana bir otel odası lazım. 12 numaralı oda. 100 katta. Boş odanız var mı? Elbette Bay Red Kit. 14 numara en iyi odamızdır. Sarmaşık Kanyonu'nda uzun kalacak mısınız? Hayır, sadece geçiyordum. Köpeğim de benimle kalacak. Geceyi burada mı geçireceğim? Yokluğumda hapishaneler bayağı değişmiş. Ne?
Merhaba yabancı. Merhaba ihtiyar. Hadi bakalım. Öldüm, bittim. Doktor çağırayım mı büyük baba? Zaman yok. Bara tırmanmama yardım et. Beni dinleyin. Büyük bir haberim var. Benim adım Pigpit. Maden avcısıyım. Vay canına. Ve arazimde bir sürü altın buldum. Çok uzakta değil. Hol nehrinde. Sorun şu ki çok yaşlı ve hastayım. Karaciğerim çöküyor ve dalağım yırtılıyor. Kendi altınımı çıkaramıyorum. Peki ne yapacaksın? Ne yapabilirim? Arazimi satıyorum. Benim altınımla başkası zengin olacak. Evet, şimdi işimize bakalım. Teklifi 5.000'le başlatıyoruz. 6.000. 7.000. 9.000. 10.000. 18.000. 20.000. 17.500. 25.000. 1 limonata. Red Kit, biraz saygılı ol. İhtiyar uzun süre bizimle olmayacak. Paranız da öyle. Çakıl taşı ve altın yaldızlı boya. Çok eski numara. Hasta ve yaşlısın demek ha? O zaman acına bir son vermemizin sakıncası yoktur. Bu adamı şerife götürün, adil bir şekilde yargılanacak. Peki ne yapmalıyız? Aynen bize söyleneni. Demek sen meşhur Red Kit'sin. O silahı bayağı iyi kullanıyor gibisin. Ama kazanç potansiyelini tam kullanabildiğini sanmıyorum. Bak ne diyeceğim, ortak oluruz. Senin adın servet değerinde. Bakalım seninki ne kadar ediyor? Emma Rotten için $1000 ödül. Sahtekarlık, soygun, zimmete para geçirmek, kalpazanlık ve diploması olmadan dişçilik yapmaktan aranıyor. Teşekkür ederiz Red Kit. Pis bir suçluyu yakaladın. Ödülü istemiyor musun yoksa? Hayır, sen de kalsın şerif. Ben yatmaya gidiyorum. O ödül parasıyla ne yapacağını mı düşünüyorsun? Aynı zamanda yatırım danışmanıyım. Şerif, buraya nasıl girdin? Öylece girdim. Kapı açıktı. Baksana Red Kit, küçük bir sorunumuz var. Rotten bana bunu yaptı ve kaçtı. O sinsi herif insanın sırtından kıyafetini çalabilir. Kıyafet demişken... Oh! Benimkiler gitmiş. Rotten girip onları çalmış olmalı. Ama onlarla ne yapmayı planlıyor ki? Al oğlum, al. Ol, kokla. Kusura bakma ama o eski kovboy botlarını koklamam. Kahvemi içmeden olmaz. Affedersin kuçu kuçu. Hassas bir köpektir de. Hile Kanyonu. Hile Kanyonu vatandaşları Red Kit için kocaman bir alkış alalım. Red Kit, Red Kit, Red Kit, Red Kit, Red Kit, Red Kit, Red Kit. Çok teşekkür ederim dostlar. Hile Kanyonu halkı bana kalplerini açtı. Daha da önemlisi cüzdanlarını açtılar. Cömert bağışlarınızla hayalimi sonunda gerçekleştirebileceğim ve kovboy huzur evi açabileceğim. Millet, size babamın hüzünlü hikayesini anlatmak istiyorum. Adı Ezik Red Kit'ti. Süt sağımı kazasında ağır yaralandı ve annem onu bir avukat için terk etti. Olamaz, bu olamaz. Bunu kabul etmiyoruz. Bu haksızlık. Haksızlık.
geçimini sağlamak için tekerlekli sandalyede sürüsünü gütmek zorundaydı. Kement atmak için de dişlerini kullanmak zorundaydı. Çünkü konserve fasulye pişirirken kazayla ellerini birbirine yapıştırmıştı. Sonra bir gün marketin önünde artık toplarken başına ahşap bir heykel düştü ve her şey bitti. Ama o günler artık geçti. Yarın Hile Kanyonu Kovboy Huzur Evi'nin temel taşını sonunda koyuyoruz dostlarım. Yaşlı kovboyların kuş tüyü yatağı ve sıcak banyosu olacak. Hepsi sizin sayenizde. Harika! İçin teşekkür ederim. İşte temel taşınız. Aha! Millet, o ahlaksız Red Kit bizi kandırmış. Onu yakaladığımız zaman bunu ödeyecek. Evet! Bunu ödeyecek! Bunu ödeyecek. Evet! Kesinlikle! Daha kes şunu. Ne yapayım? Sadece bu kıyafetleri bu bulabildim. Bu yeni kovboy görüntünü çok sevdim. Hem klas hem kullanışlı. Yardım edebilir miyim? Sarı gömlek, kırmızı bandana, mavi pantolon, siyah yelek ve beyaz şapka. İşte efendim, onlardan elimizde var ve tam bedeninize göre. Eller havaya, kovboy. Elliot Belt, ödül avcısı. Ve avladığım kaçak da sensin. Sanırım birbirlerini seviyorlar. Senin başına ödül konmuş, Red Kit. $1,000. Onu alamayacaksın. Kim engel olacak bana? Bak, akıllılık edip kelepçe getirdim. Yani kaçmak mümkün değil. Kıpırdama. Yahoo! Hayır! Evet, insan yapması gerekeni yapmalıdır. Eminim bunun arkasında Elmer Rotten vardır. Kılık değiştirsem iyi olacak. Redkid'in yeni dostu yere uzanıp uyumaya karar vermiş. Çok ilginç. Biraz önce hiç uykusu yok gibiydi. Pis şehir. Aranıyor Red Kit, Hile Kanyonu, gürültülü kasaba ve pis şehirdeki suçları için aranıyor. Ödül $2,000. Bayım, bu adamı daha önce gördünüz mü? Hayır bayım, bu kadar çirkin birini görseydim kesin hatırlardım. Düldül, ilk defa kendi izimi sürmem gerekiyor galiba. Sanki kağıt topları yağıyor gibi. Biri o ata sırtındakinin yanlış binici olduğunu söylemeli. Bu kuşlar çok büyük. Beni mi gözetliyorlar? Eğer bu kadar vahşi olmasaydı, vahşi batıyı daha çok sevebilirdim. Aptal kasaba. Tuhaf şeyler canlanıyor. Sanırım benim peşimdeler. Çocuk, sorun nedir? Red Kit, o kötü bir adam. Kop kökü bir çaldı. Red Kit mi? O olduğunu nereden biliyorsun sen? Kekimi atıyla dört nala giderken kaptı. Sonra da Red Kit yine saldırdı dedi ve uzaklaştı. Ne yöne gitti? Bilmiyorum. Çok mutsuzum. Ama sanırım $1 hatırlayabilirim. Tuzak şehrine doğru gitti. Tuzak şehri. Tuzak şehri bankası. İşte buyurun Bay Red Kit. $15,000. Paranıza kendi parammış gibi bakacağım. Bu parayı Denver'daki ana şubemize götürdüğün için teşekkür ederim. Güvenilir birini bulmak çok zor. Bana mı diyorsun? Oo Bay Red Kit, durun. Acaba şahsi bir iyilik yapar mısın? Bunu da Denver'a götürür müsünüz? Kendi param için size güvenebileceğimi biliyorum. Buranın içme suyundan falan olmalı. Vahşi batılı halk çok fazla salak. $14,000 daha oldu. Hepsi Red Kit sayesinde. Rica ederim. Hey bu Red Kit.
bu kadar çabuk nasıl gelmiş? Eller yukarı Redkit. Senin eller yukarı. Neyse ki sizi korumak için buradayım, öyle değil mi Bay Redkit? Hey, burada neler oluyor böyle? Şerif, onu tutuklayın, o bir soyguncu. Bak sen şu işe. Redkit kostümü giyen Meksikalılar. Kimi tutuklayayım peki? Nereden bileyim? Ben Redkit'im, o soyguncu. Sanırım ikisini de tutuklamamız gerekiyor. Ben gerçek Redkit'im. Onu tutuklayabilirsiniz. Redkit'i arıyoruz. Bana hiç bakmayın. Dediği gibi Redkit ben değilim, o. O zaman sen tutuklusun. Bu iş sinirimi bozmaya başladı. Redkit benim ama aradığınız adam o. Geri çekilin, yoksa köpek kurşunu yer. Gerçek Redkit'in olduğunu biliyordum. Hep çok şefkatlidir. Hayır hayır, ateş etmeyin. Bir kez olsun lütfen deseydin ne güzel olurdu. Ben hallederim. Bu benimle benim aramda. Bu ağaçlar ne böyle? Hepsi birbirine benziyor. Yol da yok. Baksana, sen Redkit'in köpeğiysen buraları biliyor olmalısın. Elmer amcanın sonraki kasabayı bulmasına yardım et. Beni bir ormandan çıkar. Sanırım burayı sevdi. Onu doğa yürüyüşüne çıkarayım. Aferin köpecik, bana yolu göster. Tuzak şehri. Senin insanın en iyi dostu olman lazımdı, dört ayaklı koca kafa. Sevdiğini biliyordum. Ne suyu ne yiyeceği var, fazla uzakta olamaz. Acıktım, susadım, açlıktan ölüyorum. Yemek bul seni salak hayvan. Onu bilmem ama benim biraz karnım acıktı. Gidip ceviz ve çilek bulayım. Koklayarak onları bulmak kolay olmalı. Ne, yemek buldun mu? Geri gel aptal köpek. Hey Elmer, nereye saklandıysan çık. Çok, çok açım. Hayal görmeye başladım. Bir havuç için $10 veririm. Patates kızartması için $100. Sandviç için $1000. Biftek için $1,000,000. Oynamak istiyor gibi. Bekliyorum. Senin için oturdum. Şimdi beni sevmen gerekiyor. Kıpırdama, cici köpek. Tamam, artık beni sevmeyi bırakabilirsin. Nefes almam gerekiyor. Elmer Rotten değil mi? Redkit. Oh.
Eller yukarı. O yabancı sahibime saldırıp paçasını kurtaramaz. Hey, ne yapıyorsun? İnanılmaz. Bu Meksikalı aynı Red Kit gibi kokuyor. Rotten'ın kaçmasına izin verdin. Sesi de Red Kit'e benziyor. Belki de ikiz kardeşlerdir. Sen kazandın Rotten. Seni ormanda bırakıyorum. Ben güzel sıcak bir yemek yerken sen de burada yalnız kalırsın artık. Hadi gidelim Rintintin. Neyse silahım var. Burası korkunç hayvanlarla dolu. Çakallar, vahşi kediler, kurtlar, ayılar ve bir sahtekar. Beni bırakma. Ne olursun beni de götür lütfen. Lütfen beni de götür. Haklıymışım, ikizlermiş. Birbirlerine de çok düşkünler. Bu kadar temiz hava ciddine yaramadı. Bence biraz kapalı alanda vakit geçirmen gerek. Seni görmek çok güzel Red Kit. Özellikle de bize yeni bir mahkum getirince. Buna dikkat etseniz iyi olur. Tereyağı gibi kaygandır. Merak etme. Yeni yüksek güvenlikli bir hücre yaptık. İşte Emir Rotten'ı da oraya koyacağız. Hey Daltonlar. Yeni hücre arkadaşınızla tanışın. Aa, ayaklarını silmedi. Yerleri yeni silmişti. Avarel, kapa çeneni. Çok iyi iş Red Kit. Ha? Bu güzel tuvaletten çıkar çıkmaz beni uzun bir yürüyüşe çıkaracak. Beyler bir sihirbazlık numarası görmek ister misiniz? $10 ikiye katlayabilirim. Numaran fasulyede de işe yarar mı? Avarel, kapa çeneni. Şimdi gözlerinizi kapayın. Gözetlemek yok. Hokus pokus. Abra kadabra. I'm a bold lonesome cowboy.